Ama bizde öyle mi? Biraz yokluk oldu mu hangi haram kapısını zorlayacağız deliriyoruz. Zaten artık kolay haramı bulmak. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki haramı bulmak çok kolay. Zinasa zina, içkiyse içki, faizse faiz çok kolay. Artık faiz bulmak için bir yere bankaya falan gitmen gerekmiyor. Evde oturuyorsun, dıt dıt mesaj geliyor. Kurban bayramıysa kurban kredisi, umre başladıysa umre kredisi, Ramazan bayramıysa şeker kredisi, öyle diyor, şeker kredisi yazmış. Haç kredisi, kıl kredisi, tüy kredisi, bir tuşla diyor 10 bin lira cebinde diyor. %0.1. Yani cehennemin dibine %0.1 ile gidiyorsun diyor. Ucuz. Yaşadığım yerde bir yerden çıktık böyle. Bir baktım buradan şu kapıya kadar kuyruk var. Buradan şu kapıya kadar falanca bankanın önü şuraya kadar kuyruk var. Yanımda bir arkadaş var, dedim ki ya burada ne bekliyor bunlar böyle yani? Böyle maaş dağıtılmıyor artık yani. Bir şey de yatırırken bu kadar beklemiyorsun. Cepten yatırıp çiziyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Dedi ki hocam bu bankanın dedi bugün kampanyası başladı. %0.5 ile kredi veriyor dedi. Buradan şuraya kadar. İşte günahın bolluğu döneminde günahtan kaçmak baba yiğitliktir. Erkeklik budur işte. Er işi budur. Borcum var ödeyemedim. Evim yok. Olmasın kardeşim, harama bulaşma. Allah ve Resulüne savaş açma. Faiz dedin mi? Zinadan daha büyük günah. 33 tane zinadan diyor Peygamber aleyhisselam. Bir dirhem faiz 33 tane zinadan daha büyük günah diyor. Ama bugün artık faiz utanılacak bir günah halinden çıktı. Hatta kim daha çok alabilir? Promosyon var. Kim daha çok kazanır? Kavgası var. Utanmıyor kimse. Zinadan utanıyorsun. Hoş, o da artık pek utanılmıyor da. Ama gene de utanılıyor. Hırsızlıktan utanıyorsun ama faizden utanmıyor hale geldik. Allah bizi affetsin. Allah bizi yerin dibine batırmıyorsa Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eski ümmetlerden hep bir günahla helak oldu eski ümmetler. Hep bir günahla. Ama biz şu ahir zamanda eski ümmetlerin bütün günahlarını aynı gün yaşıyoruz.